Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda elimde gördüğünüz bu çiçek motifleri nasıl yapılır onu göstermek istiyorum sizlere. Bu motifleri dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz. Bardak altlı olarak kullanabilirsiniz. Çok amaçlı kullanabileceğiniz çiçek motifi bunlar arkadaşlar. Şimdi ben bu motiflerimi kenara alıyorum. Krem rengi ipimle başlıyorum tığımda 2.1 milimetre arkadaşlar öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz bir tane zincirle sabitleyelim parmağımızdan çıkaralım arkadaşlar 3 tane zincir çekiyoruz toplamda doladık sihirli halkamızı ikili trabzanlar ile dolduruyoruz arkadaşlar toplamda e, zincirle birlikte 9 tane trabzanımız olacak. Zincirimizi de trabzan olarak sayıyoruz. 9 tane olana kadar tamamlayalım arkadaşlar. Evet. 9 tane trabzanımı yaptım. Şimdi ortayı sıkıca kapatıyorum ve ardından yaptığımız başlangıçta yaptığımız zincir ile kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyoruz doladık. Aynı göze batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Aynı göze iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün trabzanların tepesini ikişer tane yaparak sırayı tamamlıyoruz. Sıra bittiğinde 18 tane trabzanımız olacak. 18 tane trabzanımı tamamladım arkadaşlar. Başlangıçtaki zinciri birleştirdim. 3 zincir çekiyorum, doladım. Yanındaki trabzan'a batıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı göze bir daha batıyorum. Yanındaki göze tek trabzan yapıyorum. Onun yanındakine çift batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Ben sıramı tamamladım arkadaşlar bir tek bir çift yaparak bu sırayı tamamladım toplamda 27 tane ikili trabzan elde ettik ee, buradaki başlangıçtaki zincirle kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum motifimizin ortası hazır şimdi ikinci rengime geçiyorum ilk önce sabitlemek için bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sonra bakın burada herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlıyorum. Kaydırma yöntemiyle ipimi motifimi sabitledim. Burada arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz. Doladık. E, trabzanlarımızın tepesine batacağız. Batarken yalnızca arkadaki ilmekten alıyoruz. Bakın şuradan. Buralardan alacağız komple almıyoruz. Sadece arkadaki ilmeklerden alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde doladım. Yanındaki göze tekrar batıyorum. 2 tek bir çift yapıyoruz bu sırada arkadaşlar. Bakın zinciri ve buradaki trabzan tek olarak sayıyorum. Buradaki trabzana çift battım. Sonra iki tane tek batıyorum. Yanındakine de tek batıyorum. İpleri de bu arada arada yürütüyoruz arkadaşlar. Yanındakine buraya çift batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlayalım. 2 tek bir çift olarak bu sırayı tamamlıyoruz. Bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Bu sıra bittiğinde de toplamda 36 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Şimdi zincirle birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle tekrar birleştiriyorum arkadaşlar. Sonraki üst sıraya geçiyoruz burada. Bu sırayı bundan sonra çok iyi takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Buradaki ilmekler çok farklı olacak. 3 zincir çekerek başladık. Doladım. Önce bir tane tek trabzan yapıyorum. Doladım. Yandaki trabzanın tepesini çift trabzan yapıyorum. Buradaki sayılar çok önemli arkadaşlar. Mümkünse yazabilirsiniz. Tekrar çift batıyorum, sonra tek batıyorum, doluyorum, ee, yalancı trabzan yapıyorum, üçünü birlikte çekiyorum, doluyorum, tekrar yanındaki sıraya yalancı trabzan yapıyorum. Bakın burada ne yaptık? Şimdi onu tekrar anlatayım. Bir tane zinciri çektikten sonra tek battım. Sonra iki tane çift battım. Bir tane tek, iki tane yalancı trabzan. Tekrar doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yanındaki göze çift batıyorum. Doluyorum. Yanındaki göze tekrar çift batıyorum. doladım yanındakine tek batıyorum doladım yanına yalancı trabzan yapıyorum tekrar doladım yanındakine yalancı trabzan yapıyorum bakın bu şekilde boğumlar oluşmaya başladı çiçeğimizin yaprak kısımları tekrar doladım yanındakine ikili trabzan doladım yanındakini çift batıyorum. Doladım. Tekrar çift batıyorum. Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Tekrar doladım. Tek batıyorum. Doladım. İki tane yan yana yalancı trabzan yapıyorum. bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz toplamda 6 tane yaprağımız olacak sıranın sonuna geldim arkadaşlar burada kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum 3 tane zincir çekiyorum doladım bir tane ikili trabzan yapıyorum doladım yanındaki göze çift batıyorum tekrar yanındaki göze çift batıyorum. Burada 4 tane sıkın pardon 4 tane ikili trabzanın tepesine çift batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sonra tek batıyoruz. Tekrar dolayıp burada altta yaptığımız yalancı trabzanların tepesine geldiğimizde tekrar yalancı trabzan yapıyoruz. Tekrar doladım. Bir tane tek yapıyorum. Dört tane çift yapıyorum arkadaşlar. Sayıları yazabilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar daha rahat olacaktır sizler için. Son olarak dördüncüye de çift batıyorum. Sonra tek batıyorum. Daha sonra iki tane yan yana yalancı trabzan yapıyorum. Şöyle ne yaptığımı kısaca özetleyeceğim arkadaşlar. Sonraki sıralara devam edebilirsiniz. Ben de kamera arkasında tamamlayacağım. Videomu çok uzatmak istemiyorum. Bir tane tek yapıyoruz. Lütfen not alın. Dört tane çift yapıyoruz. Bir tane tek yapıyoruz. İki tane yalancı trabzan yapıyoruz. Sonraki sıraya geçtiğimizde yine bir tane tek, dört tane çift, bir tane tek, iki tane yalancı trabzan yaparak yapraklarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Buradaki zincirli yine birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle kapadım. İki zincir çekiyorum. Doladım. Bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Son sıradayız arkadaşlar bu arada. Tekrar doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Fakat burada aynı göze iki kere basıyorum. Tekrar doladım. Burada tek trabzan yapıyorum. Bu sefer iki kez doladım. Aynı göze üçlü trabzan yapıyoruz burada. Tekrar iki kere doladım. Bir göze çift batıyoruz. Üçlü trabzanımızı yaparken de tekrar doladım <laughs> yine buradaki göze iki tane üçlü trabzan yapıyoruz doladım yanındaki göze tekli trabzan yapıyorum doladım aynı göze çift batıyorum Burada tek batıyorum. Doladım. Burada yalancı trabzan yapıyorum. 3 tane yan yana yalancı trabzan yapıyoruz burada. Alt sırada 2 Burada 3'e çıkardık arkadaşlar. Doladım. İkili trabzan yapıyorum. Doladım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum doladım. Buraya çift batıyorum. Doladım. Tek batıyorum. Şimdi iki kere doluyorum. Aynı göze iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. 2 kere tekrar aynı göze üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. Tekli trabzan yapıyorum. Yan sıraya. Doladım. Aynı göze çift batıyorum. Doladım. Yanındaki göze tek trabzan yapıyorum doladım yalancı trabzan yapıyorum burada 3 tane yan yana yalancı trabzan yapıyoruz arkadaşlar Evet bu şekilde arkadaşlar şimdi isterseniz yine not alabilirsiniz neler yaptığımı söyleyeceğim şuradan başlıyorum önce 3 tane ee, ne yaptık Yalancı trabzan yaptık, sonra iki tane yan yana tekli trabzan yaptık, sonra çift battık tekli trabzan tekli trabzanımızı, sonra tek battık, sonra e, üçlü trabzan yaptık. Pardon tekli trabzan derken ikili trabzan yani demek istediğim. Önce yalancı trabzan, iki tane ikili trabzan, bir tane çift battık ikili trabzan, sonra tek battık ikili trabzan, sonra üçlü trabzanımızı iki tane çift battık sonra bir tane tekli, tek tek battık ikili trabzanımızı sonra çift battık sonra tek battık en son üç tane e, yalancı trabzanımızı yaptık bu şekilde aynı şekilde arkadaşlar isterseniz ekran görüntüsü alın isterseniz söylediklerimi tek tek yazabilirsiniz bu şekilde devam ediyoruz Evet motifim hazır arkadaşlar bu şekilde gayet hoş oldu. Şöyle ben 3 tane hazırladım. Bardak altlığı olarak kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çok amaçlı kullanabileceğiniz motifleri oldu. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.